Akbaba 35'e gidiyor musun? Akbaba 35'e gitmiyorum. Mazim canlanıyor. Baba mesela. Kentsel dönüşümün kurbanı falan mı oldu bu? Ne oldu? Bizim bir gece kondumuz işte, var. Ekrana kon çetesi. Ekrana kon çetesi. Sizi de ama derin ne derin talk show şeyi. Bu medyaya el atsınlar Mesut abi. Niye baba? Bilmem, yenileşme rüzgarları. Medya baharı oluşsun. Medya baharı. Diktatörler insin diyorsun aşağıya. Bizim Öpüşmeli Sevişmeli dizileri gönderdiler Araplara. Onlar dedi ki lan biz de böyle niye sevişemiyoruz? Hadi ayaklandılar, liderlerini devirdiler. Arap baharı böyle çıkıyor. Halbuki ne bilsin, herkes Kıvanç Tatlıtuğ gibi mi öpüşüyor bizde? Ya gelip şu tipe baksana. O bir etkilesin diyorum, böyle medyada da bir yenilik olsun. Önce bir şey görelim diyorsun. Ya no, zaman zaman özlüyor musun gecekonduyu? Gecekondu bitmez. Bir gün... Güzel bir yerde ya. Bir gün bir yerde tekrar değil mi ya? Mutlaka olur yani. Gecekondu'nun doğasında vardır çünkü. Biz yapmasak bile bizden sonra gelen kuşaklar onu canlandırır yani. Fakat Saksıda bir Çınar'dı o. Çok Saksıda Çınar güzel bir laf. Ama çok ciddi 3 dizi karakteriyle yan yanayız. Hanımefendi sizi ayrı tutuyorum çünkü diziyle ilgili sizinle de konuşacağım. Üçünüzün de yarattığı dizi demeyeyim. Belki seninki sen de dizim trak. Tam olarak hani talk show'un trak zaten talk showcular talk show'un trak olmasına izin vermedi. İdüğü belirsizdi gecekondu. Hani İdük'ten düzü diziye kadar varalım. Evet. Yani 3 karakterde hani Cevahir, Ulvi ve Dalyan abi, yani nasıl insanlar böyle Hörç diye insanın hayatına giren. Geniş Aile çok güzel bir diziydi. Sen o hastasıymışsın Geniş Aile. Ve Cüneyt İnay. İnay yazıyormuş. Evet, ben de gerçekten çok güzel yazıyor yani. Dizi öyle yazılır abi. Çıtayı güzel bir yere koymuş. Biliyorum, sizin de en sevdiğiniz diziymiş. Ben bir gazetede okumuştum. Evet evet. Aynen öyle. O gelemediği biz diziyi ayağına getirdik. Buyurun hanımefendi. Buyurun Cevahir. Buyurun Ulvi. Var mı lafınız? Buyurun yani. Ha, yıllarca izlediniz öyle. İşte adamlar buradalar. Neyse. Erkan, şimdi anladığım kadarıyla gecekonduyu geçenlerde ortağın ve büyük kardeşim. Büyük kardeşim miydi, küçük kardeşim miydi? Ufak. Ufak kardeşim. Buraya geldi ve gecekondu tekrar kurulacak dedi. Doğru mudur, değil midir? Bunu hemen ilk ağızdan duyalım. Vallahi inşallah kurulur, ne diyelim. Bir kere dede hayatta mı? Dede yaşıyormuş, evet. Ya, artık öyle mi öğreniyorsunuz? Bir kere yaşamasa fişini çekmeyi bana sorarlar. Sapa sağlam ayakta dedemiz. Allah uzun ömür versin. Görüşüyor musunuz zaman Eşref zaman? Amca. Görüşemiyoruz ya. Hayat gailesi. Tabii onun da bir hayatı vardı. Nereden bulmuşsunuz ya onu? Çok doğaldı ama ya. Akbaba köyünden oldu. Köyden buldunuz yani. Köyde bir dedeydi o. Evet. Aldınız, getirdiniz içinize. Bizde de dede oldu. Sizde içinizde de bayağı bir oyuncu vardı yani adamcağız. Tabii. Anladığım kadarıyla. Evet. Ya da sizinle bitirene kadar bayağı bir oyuncu olmuştu. Neyse, gecekondu tabii böyle şeylerden bahsetmiyorum ama ben seni bir hani gecekondu yıkılınca bir plazadan çıkar diye bekledim de. Evet. Sen galiba plaza çocuğu değilsin. Herhalde. Anladım. Ne çocuğu? Bozkurt çocuğu falan mısınız? Alışmadık. Bedende plaza durmuyoruz. Alışmadık. Aforizmalar geliyor. Gelmez mi? Aristo'yu bilir misin? Aristo öldü mü ya? Aristo ölmüş. Aristo'nun ölüm yıldönümüydü. Öyleymiş. Yani hepimiz hani... Aristo'yuz. Vallahi pas geçmeyelim. Önemlidir yani. Evet, hepimiz Aristo'yuz abi. Hepimiz Aristo'muz bugün. Evet. Yani dün bu itibariyle gece. Hepimiz Aristo'yduk. Bugün hepimiz kadınız. Helvasını yedik içeride. Ha, demin Aristo helvası yedirdi. Bir fikrin var mı Aristo konusunda? Yok abi. Yoksa o zaman zaten fikri olan adama geçeyim. Kusura bakmayın, çok özür dilerim. Aramızdaki en entelektüel şahsı. Aristo konusunda bir iki şey yapalım mı? Yani sakalı çevirdiğinde en entelektüel olduğunu. Tabii. Ama sakal öyle kesilmiş baba. Sakal öyle kesilmiş. Peki. Aristo, Aristo'nun katarsis kavramından biraz bahsedelim diye. Değil mi? Acıyı uyandırma. Hani dramatik şeyler bunlar. Oo, bildiğin çıktı adam ya. Çok özür dilerim de. Yok hani tabii şey hani oyunculuk, temel oyunculuk derslerinde falan filan böyle bunları gösterirler. Muhabbet ederdik böyle işte. Hani acı uyandırmak diye bir şey vardır böyle. Katarsis yaşatmak. Aristo diye hatırlıyorum. Yanlış mı hatırlıyorum? Aristoteles. Ama işte dönemin düşünürlerinin hepsinde evet. Öyle bir hani... Evet. Sadece Aristo diyoruz. Harika. Ama işte daha sonra duygu sömürmeye, ağlatmaya, şuna buna bayağı gitmiştir yani. Çok oraya kadar gider. Evet. Tarihin arka odasını kapatıp burada Rafçokan devam ediyoruz. Şimdi bir ara Fırat Tanış sana böyle ibiş mibiş diye bir laflar ediyordu. Verdin mi ağzına dişlerini ya da eline? Fırat Tanış ne zaman demiş? Ya gelmişti sana, Fırat Tanış değil miydi ya? Yanlış mı söyledim ya? Yok. Fırat neydi sizin çocuğun adı, Fırat Tanış? Arıyorum. Cevap hakkını. Ya bugün Fırat neydi? Hangisiydi Fırat? Koyu Bilal ha, Fırat Tanış. Şey, senden bir gün önce programıma gelmişti ve senin için ibiş demişti. İbiş demişti. Yalnız Mesut bunu hep yapıyor. Bir daha gelince gelenleri konuşturuyor ondan sonra. Gelenleri. Ama gelenler de konuştuklarını unutuyorlar. Şey anlamadı, şeyi diyordu.
Ne oldu? Hani Ulvi karakteri var ya. Ulvi karakteri hani İbiş, ondan sonra Tulaat. Bunlardan bahsediyorduk, o muhabbet galiba. Oradan İbiş'e kaymıştı bak. Evet. Aristo'yu hatırlayan mantık bunu biraz geç hatırladı ama hatırladı. Çok şükür kurtardı beni. Böyle de kaldım lan, ben Fırat tanıştığım mıydı? Yanlış soyadı mı? Olabilir çünkü çok insanla karşılaşıyoruz. Geleneksel Türk tiyatrosundan biraz bahsetmiştik birkaç dakika. O muhabbet. O kadar zaten biz de bahsediyoruz. Aristo'dan da fark ettiysen 30 saniye kadar bahsedebildik. Yani popüler kültür programı yapıyoruz. Evet doğru. Ulvi'yi unutabildin mi? Buyurun. Unuttun mu Ulvi'yi? Ulvi. Yani İşte Ufuk'la karşı karşıya geldiğimiz zamanlar bir içeriden uyanıyor. Hemen bastırıyorum. Şimdi işte uzay dizisini yapıyoruz. Türklerin uzaylı imtihanı. Orada Acar Dimdik diye bir profesör var. Genç Acar profesör. Dimdik. Acar Dimdik. İşte uzay gemisinin duruş biçiminden hareketli. Yüklemesine. Dizaynı. Orada şimdi işte devam ediyoruz çalışmalara. Asistanıyla beraber çalışıyor. Asistanı, üniversiteden öğrencisi, ona yazılıyor bayağı. Kayboluyorlar, uzayda kayboluyorlar. Bunun işi gücü ışınlanıyor. Onları kurtarmak derdi değil yani. Işınlanmaya çalışırken ışınlanıyoruz yavrucuğum diyor falan işte. Daha sonra elimizi kolumuzu organlarımızı sarttırmayalım diyor yani. Sarttırmayalım derken böyle küçük küçük tacizler falan filan. Ona ışınlanıyorlar, hop 2 metre öteden çıkıyor diye böyle. Bunun üzerine biraz da çalışacağız diyor. Gibi gibi yani. Şeymiş. Sevdin mi bu yeni karakteri Acar abi? Sevdim tabii. Buradan bir Ulvi çıkar mı? Oradan yani Ulvi gibi değil de başka bir şey çıkar herhalde. Ya. Acar çıkartırız yani. Bakalım yani. Acar bir çocuk. Peki yavaş, gayet güzel. İyi, ilk sorularımıza hafiften böyle tatlı yanıtlar aldıktan sonra gelelim biraz şeye. Yüzünüz hep gülüyor ama bildiğim kadarıyla içinizde öyle bir geçer zaman ki dizisi sürekli oynuyor. Yani bir içeride bir gözyaşı hakimmiş. Hayatınızı şöyle bir okuduğumda. Hiç gözyaşı yok. Yani hiç gözyaşının olmadığının farkına vardım. Hayatınızı okuduğumda. Şimdi eskiden vardı. Ya editörün suratını görecektim. Nasıl? Böyle yaptı kız. Nasıl? Nasıl şimdi? Bir dönem bayağı bir şey çekmişti. Bu kadına şiddet meselesinde gelmek istiyor. Şiddet gördünüz mü? Hatırlamıyorum ve konuşmak istemiyorum. Ha, resetlediniz yani. Evet. Peki durum nedir şimdi? Unutmak istediğim her şeyi çok güzel beynimden atarım. Yalan şarkısı daha iyi buna değil mi? Aynen öyle. Ya nedir yalanla senin alıp veremediğin? Bu yalanı niye bu kadar çok seviyor herkes? Çünkü yalan. Çünkü herkes çok yalancı. Tabii. Evet. Milli marş gibi oldu. Çok yalancı. Artık sürekli yalan söylüyoruz. Bu şarkılar yani. Bu zamana ne kadar uyuyor değil mi? Uyuyor vallahi. Biraz erken mi yaptı sanki? Yok. Yani her dönemin şarkısı işte. O dönemi mesela iyi yansıtıyormuş değil mi? Yani ama Ahmet Kaya söylemiyordu valla. Ahmet Kaya söylemiyordu. Ben karıştırdım. Ya sen orada tabii hani şeyde Ankara'da gittiğin yerler dinliyordun, Ahmet Kaya'yla karıştırdın. Espri değil miydi o ya? Yani? Yok değil. Değil miydi? yalanı da unuttuk diyorsunuz. Nasıl gidiyor hayat şimdi? Hayat güzel gidiyor. Sevdiklerim, dostlarım, şarkılarım. Hayvanlarım. Osman hayvanlarım derken Osman nasıl? Osman, hakikaten bir Osman'a gidelim. Osman çok hasta. Aa. Ne oldu ya? Osman kim? Kedisi. Osman, kedisi ama şey kedisi yani. Osman'ı nasıl tanımazsın diye ben de. Ki yani. Dövüyorlar. Yok, o kadınlar için söylüyorum Osman, galiba. Osman has o da. Başı. Erkeği, başımın direği. Kaç yaşında? 16 yaşında. Şimdi nalet bağırıyor. Hasta yani. Millet yanlış anlattı. Osman bir kedi efendim. 4 ayaklı. Artık 15-16 ya olur mu? Ben bugün bir magazinde bir arkadaşımın kedisini gördüm, ne güzel, 20 yaşında topiçik oturuyordu. Benimki işte böyle, ben biraz böyle dışarı çıktım mı ettim mi kendini bırakıyor. Çok aşığız birbirimize, yapacak bir şey yok. Osman'la. Açıldı mı size? Tanıştığımız ilk günden itibaren her gece açılıyor. Anladım. Haremdeki diğer beyler ne diyorlar bu duruma? Haremde başka bey yok. Yok mu? Tek. Hepsi kız mı? Tek kedim var. Yok, 2 köpek 2 kedim var. Anladım. Doktor Morlu'nun adası. 2 erkek 2 kız. Tamam, ne güzel isimleri sayalım tek tek. Osman, Pompon, Dolly, Tomix. Tomix. Pompon oldu mu? Pompon. Ya Osman'dan sonra Pompon oldu. Oldu mu Allah aşkına ya? Ama söyleyeyim. Pompon öyle bir şey böyle. Ne o şey mi? Poposu. Bu kedi mi? Kedi olanı mı? Kedi. Kedi o Pompon öyle bir şey. Osman büyüğün ismi gibi durmuyor mu? Osman dedesi babasının ismi. Dedesi Osman ismi abi zaten çok enteresan. Osman aileye bak. Osman aile kendini bozmuş ya. Bu yeni kuşak nasıl bir kuşak ya? Ya Osman'dan Pompon'a. Nasıl bir şey ya? Tomix de var. Tomix zaten sanıyorum. O köpek mi? Köpek. Üretim o da İngiliz Pointer. Çok enteresan ya. En zeki hayvan olan o değil mi? Evet. Değil mi en zeki? Pointer. Evet. En aile. Bu klanı kim yönetiyor ya, ben ona gelmek istiyorum. Yani Osman mı sizi yönetiyor?
Elinizdeki Osman olan, yönetiyor. Osman aileyi evet, yönetiyor. Osman yani. Bütün köpekleri. Hani ekstraya gideceğinize, yeni albümünüze, yeni hangi şarkını tutacağını yani, Osman mı karar veriyor? Önce onu mu dinletiyorsun? Televizyon çekimine mi gidiyorum, yoksa İstanbul dışına mı gidiyorum, yoksa bir gecelik bir ekstraya mı gidiyorum, hepsini biliyor hazırlanma şeklimden. Osman biraz maço falan mı, sert midir bildiğiniz ya? Bildiğiniz gibi değil, böyle... Tam anladım kadar. Ya, çok enteresan. Menajerlik gibi. Osman iyi olsaydı vallahi getirecektim. Osman'ı getirseydin ya bir görseydik. Vallahi getirecektim. Bir Osman görsün. Ya Ufuk senin var mı Osman böyle Osman? Osman bir deli olan yani. Yani ben Osman'ın... Ya öyle korkarak bakma. Osman ben de öyle baktım yani. Korkarak bakmayın. Ya bende şey vardır yani ben hani belki şu anda bir apartman dairesinde oturuyorum. O yüzden ben böyle bahçeli bir yerimiz olsa bir köpeğimiz olsa çok güzel olur aslında. Ama hani apartman dairesinde de hani... Kediniz de olabilir. Osman. Ben kedisi çok tüy bırakıyor, sevmiyorum. Osman'dır, pompondur olmuyor. Siz apartman evet. dairesinde mi yapıyorsunuz tüm bunları? Çok güzel. Apartman hangi dairesi? Herhangi giriş bir kat. Daire yani. Yani bir giriş kat mıdır, bahçe katı mıdır? O yok, önemli bahçe çünkü. Katı değil. Ha öyle, apartmanın ortak hamburger yani. Ama şöyle bir avantajım var benim. Tam karşımda annemler böyle bahçe içinde çok güzel bir yerde oturuyorlar. Mesela köpeğimin biri orada. Ha sürgüne gidiyorlar. Tom Mix. Yani. Yok karşılıklıyız böyle. Tom Mix'i niye öteki yaptınız? Osman istemiyor eve. Osman Tom Mix'i istemiyor. Ya nasıl bir sohbetmişsin hiç farkında mısın? Osman bizi ya biri beni buradan kurtar mı? Allah aşkına bir şey almıyoruz. Şu anda yani. Televizyon açık ve ondan bahsettiğimizi inanmıyorsun. Osman bilmez mi ama yani burada izleyici sürekli Mart, Mart, Mart diye bağırmaya başladı. Osman'da böyle Mart şeyleri kısır. Oluyor mu? Ne yaptın ya koca Osman'a? Kendisini tercih etti. Osman bunu mu tercih etti? Oo, bu Osman bitmez. Peki.